Sevgili Ege Türk izleyicileri, hayırlı akşamlar. Tüm İslam dünyasının Kadir Gecesi mübarek olsun. Önce bununla başlayalım. Bu akşamki konuğumuz farklı. Yani siyasetin dışında ama gene siyasilerle ve siyasetçilerle iç içe olan, hem bulunduğu görev itibariyle, icra ettiği başkanlık görevleri itibariyle siyasetçilere de uzak değil ama halkımıza ve üreticilerin içinde o olan bir sevdiğimiz, değer verdiğimiz, bazı gazetecilerin, büyüklerin kendisine yakıştırdığı çok güzel lakap var. Ben çok hoşuma gitti o. Ben kendisinin izniyle de zaman zaman kullanıyorum. Zeytin'in kutsal ağacın oğlu. Zeytin'den bahsediyoruz. Bu akşamki konumuz bizim torba yasasında elektrik yasası kanununa göre yönergelerle delinmeye çalışan zeytin 25 hektarın altındaki zeytin alanlarının imara açılması. Kendisi Ziraat Odası Başkanı, çok sevdiğimiz ve Tarış Birlik Başkanı Sayın Cahit Çetin, Hüseyin Cahit Çetin. Evet, Sayın Başkanım, evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başkanım, kırmadınız, sizi bu Ramazan mübarek mübarek gece çağırdık. Ne demek, zevkle. Zevkle, çok mutlu oldum. Önce ben sizi bir tebrikle başlayayım. Sizin eğitime ne kadar çok önem verdiğinizi biliyorum. Eğitim için ne kadar mücadele ettiğinizi de biliyorum. Sizi tebrik edeyim o zaman bir dedesi olarak. Torununuz Naz, duyduğuma göre, evet, Ege Üniversitesi Dış İlişkiler Ticaret Bölümünü kazanmış. Benden alıyorsunuz, evet, belki müjdeyi bilemiyorum ama sizi tebrik ederim. Vallahi efendim, şimdi Mustafa Bey, yani lafını hemen söyleyeyim. Bir kere çok teşekkür ederim bu güzel sözleriniz için. Bir de ben şimdi hem hemşerilerimle, kendi insanlarımızla beraber, tabii ki uydu vasıtasıyla bütün, evet, Türkiye, hatta dünyayla beraberiz. Evet. Şu anda da ben kendi köyümdeyim. Arkamdaki Güre Köyü, Güre Beldesi. Doğdunuz, büyüdünüz. Doğdum, büyüdüm. Benim hayatı gözlerimi açtım ve zeytin ağacıyla karnımı doyurdum ve eğitimimi yaptım bir yer. Burada bu stüdyoda kendi köyümün, eskiden beldeydi, şimdi yine mahalleye döndü. Bu da nasıl yürütülür ileriki günlerde, onu da düşünmek lazım. Bu kadar geniş bir potansiyeli olan Akçay, Altınoruk ve Güren'in bir mahalle muhtarıyla nasıl yönetilir? Mahalle muhtarıyla kardeşime saygı duyarım, yanlış anlaşılmasın da. Yani bir tane yetmez, yani birkaç tane mahalle muhtarı lazım ki yürüsün. Evet. Şimdi neyse, burada tabii bu ortama beni getirdiğiniz için esasında ben size teşekkür ederim. Rica ederim efendim, olur mu? Sizin zeytinle, Türk çiftçisine ne kadar hizmet verdiğinizi, 32 kooperatiften oluşan bir Tarış Birlik Başkanlığı'nı 28 yıldan beri ne hangi noktada alıp nereye getirdiğinizi ve şu anki gene bir göreviniz Edirne Ziraat Odası Başkanı olarak bu zeytinle ilgili çıkacak torba yasasındaki sizin görüşleriniz çok önemli. Ben bir gazeteci olarak olaya bakış açım zaten belli. Çünkü İmar dedikleri zaman ben bu güzelim Kaz Dağları ve bu zeytinlikler benim için bir olmazsa olmaz, geleceğe çocuklarımıza bırakacağımız bir miras olarak düşünüyorum. Başkanım, ne bekliyor bu torba yasasından bu kanun çıkarsa? Gelecek tehlike, zeytindeki gelecek tehlike, üreticiyi gelecek tehlike, çevreyi bekleyen tehlikeler. Bunları bir bize anlatırsanız. Evet, şimdi bir kere tabii bu kavramlar çok değişiyor. Mesela torba yasa nedir? İşte bir torbanın içinde bütün ihtiyaç olan maddeler, çeşitli, sırf zeytinden değil, başka konularla da ilgili bütün şeyleri koyup bir torba. Eskiden kanun gücünde kararnameler vardı. Yani rahmetli Özal zamanında kanun gücünde kararnameler, bunlar denirdi ve işte kararname imzalayıp bir şekilde uygulamalar yapıldı. Şimdi de bir torba yasasıyla her türlü şeyler çıkartılmaya çalışılıyor. Tabii bu bir kanun tekniğidir. Buna bir şey diyemeyiz. Doğrudur, eridir. Bunlar siyasiler bilir. Biz de biliriz de işimiz değil. Çok burasına girmeyelim. Ama şunu söylemek isterim. Bu maden yasası, zeytin aralarının arası. Ya ben Mustafa'cığım şunu düşünüyorum kendi kendime. Ya biz o kadar değerli madenlerin üstüne zeytinlikleri kurmuş ki bizim atalarımız. Ya başka yer yokmuş da hep madenlerin üstüne kurmuşuz. Yani bizim, ya şöyle bir tersine bakalım bir şey. Yani maden bizim bahçelerimizde aranacak. Ne bileyim, bir doğal afet olsa bizim zeytinliklerimize çadırlar kurulacak mesela. Hayır, şimdi şunu söyleyelim. Doğal afet bu memleketin başına Allah vermesin. Verirse de, öyle bir şey olursa da zaten biz afete uğrayan komşularımızı evimize zaten alırız yani. Hiç
o konuda bir çekincemiz yok. Gelsinler bizim zeytin tarlamıza da doğal afetten de geçici çadır da kursunlar. Hiçbir itirazım yok. Ama şunu söylemek, Allah inşallah doğal afet olmaz, böyle bir ihtiyaç da olmaz. Ama evet, hani her şeyi zeytin ağaçlarının altında aramak çok ilginç geldi bana Mustafa. Yani o kadar, yani bu zeytin ağaçlarının olması, bu arkadaşların çadır kuracak yerler yokmuş. Yani nasıl şey bu, anlaşılır gibi değil. Ama tabii ki bunlar ben bir devletin yönetim anlayışı içinde, bir icraat tarzı içinde ya istediği, daha doğrusu kamu menfaatine ve ulusal çıkarlara uygun gördüğü şeyleri yapma hakkına sahiptir. Yasal zeminlerde ve sağlam dayanaklarla olması kaydıyla. Ya şimdi o kadar çok, 6 defa bakın Mustafa Bey, 6 defa gündeme geldi. O 6 defa reddedildi bu. Komisyonda reddedildi. 7. defa gelecek mi? Kesinlikle gelecek. Şimdi Sayın Başbakanımızın imzasıyla önümde zaten Türkiye Büyük Meclisi Başkanlığı'na, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın cihazına ve bakanlığımıza arzı Bakanlar Kurulu'nun 5-5-2014 tarihinde kararlaştırılan elektrik piyasa kanunu ve ile zeytinciliğin İslahı ve yabanilerin aşılaştırılması hakkındaki kanuna değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve gerekçesi ilişkide gönderilmiştir. Gelen arz ederim diyor Sayın Tayyip Başbakanımız, Sayın Tayyip Recep Tayyip Erdoğan'ın yazısıyla ve Bakanlar Kurulu'nun bütün bakanların imzasıyla gönderilen bir şey bu tasarı. Evet. Bu normaldir, böyle olur zaten bu. Ama şimdi bu öncelikle komisyonlarda görüşülüyor. Hep böyle oldu. Komisyonlarda 6 defa reddedildi, 6 defa gündeme giriyor. Bakın şunu söyleyeyim Mustafa Bey. Türkiye zeytinciliği, dünya ikinciliği, zeytincilikte 700 bin ton hedefi koymuş ve dünya ikinciliğini hedeflemiştir. Mehdi Bey, Mehdi Eker Tarım Bakanı. Ben Tarım Bakanı Mehdi Bey'in diğer tarım politikalarını şu anda burada konumuz değil, konuşmayacağım. Çünkü o konu farklı bir şey. Evet. Ama bütün tarım politikalarına katılmam mümkün değil. Ama zeytincilik konusundaki yaptığı bütün icraatlara %100 destek verdim ben Mehdi Bey'in. Yani bu şeyin, Mehdi Bey'in ve Tarım Bakanı'nın. Ve bunu da her yerde savundum. Çünkü doğru yaptı zeytincilik konusunda. Ha, yanlışlar şöyleydi. O yanlış dedim mi? Hem de hatalar, mesela Gemlik zeytini, Antalya'ya Gemlik zeytini fidanı dağıttı bedava. Doğru değildi bunlar. Ama yanlıştan çabuk dönüldü vesaire falan. Ama bugün zeytincilik Türkiye'de belli bir politika ileri doğru gitmeye çalışılıyor. Zeytin alanlarında hasat kolaylığı bakımından gerek mekanizasyon, gerek alet edevat, işte hasat makinesi vesaire, işte damlama sulama gibi birçok Ziraat Bankası'nın desteğiyle 0% kredi de sağlandı ve şu anda %50 hibe kredileri, zeytinyağı fabrikası kurmak için bile bu %50 hibe kredilerinden hala daha faydalanılıyor. Yani Türkiye eski parayla katrilyonlar harcadı zeytincilik için. Canım, yani her sene zeytin ağaçlarını bir maden yasasıyla tehdit altında tutarsanız, zeytin üreticilerinin bu tehdit karşısında gelecek kaygısına düşmesi ve zeytin alanlarındaki umudunu kaybederek, ya yetti artık seninle mi uğraşacağım deme özelliği giderek tırmanır yani. İnsanın dürtüsü budur yani. Yani bırak adam zeytincilini yetiştirsin, fidan desteği vermişsin, şunu yapmışsın, bunu yapmışsın. Bırak adam zeytincilini geliştirsin. Yani o zaman ikide bir de zeytin alanları arkasında. Şimdi ne var burada bakıyorsunuz. Biz meclise gittim mi? Onu da size, seyircilerimize arz edeceğim de. Çok güzel gelişmeler oldu esasında, gurur duydum. Evet. Mesela jeotermal kaynaklı seralar. Jeotermal kaynaklı sera zeytin arasında. İlgili bakanlık için kamu yararı alınmış madencilik faaliyeti. Kamu yararı almış, bak ilgili bakanlık için kamu yararı almış madencilik faaliyeti. Kim bu? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın kamu yararı almış. Kimden alacak? Bir heyet. 9 kişilik bir heyet kuruluyor. İşte valinin başkanlığında, işte il tarım, ilçe tarım müdürleri vesaire. Ha, ilçe tarım müdürü, hele bizim ilçemizin tarım müdürü Hüseyin Bey'i çok sever sayarım ben. Yani bu istisnala kaideleri bulmaz. Her ilçe tarım müdürü bizim davamıza Hüseyin Bey gibi sahip çıkmayabilir. Bunu şimdi bizim kaymakam gibi sahip çıkmayabilir. Ama şunu söylemek istiyorum. Bütün bürokratları koymuşsunuz. 9 kişinin 7 tanesi bürokrat, 2 tanesi senden ben. İşte Ziraat Odası'ndan, işte
ne bileyim işte çiftçi kuruluşlarının birinden temsilci. Peki 7'ye 2 olan ekseriyetin karşısındaki kamu yararını tespit edecek heyetin hakimiyeti belli. Her şey kamu yararı diyebilir senin tarlanda maden aramak için. Peki bunun karşısında işte elektrik üretimi, doğalgaz arama ve işletme, savunmaya yönelik strateji, savunmaya yönelik. Yani burada sıra işte Yunan'a karşı şurada Midilli Adası'na karşı bir mevzi kuralım derlerse savunmaya karşı bir şey. Bu Çanakkale'nin bazı yörelerinde vardır radar üsleri vesaireler. Bunlar doğal şeyler. Bu ülkenin güvenliği içinde gerekebilir. Ama Mustafa Bey bakın doğal afet sonrası geçici yerleşim yeri ihtiyaçları bakın. Kamu yararı gözeterek alt üst yol yapım izinleri. Ya kardeşim savaş çıksa bizim zeytinliklerde, deprem olsa bizim zeytinliklerde, petrol olsa bizim zeytinliklerde, ya bütün bu bizim zeytinlikler olmasa bu arkadaşlarımızın yani vatanı koruyacak toprağı bile yok. Dağlar taşlar ne güne duruyor? Yani hepsini zeytin al. Ben komisyonda şöyle bir şey oldu. Bu işin hiciv tarafı, şakalan karışık tarafı ve bir de Karamiza. Cemal Öztaylan var. Balıksır. Sizi çağırdılar değil mi o komisyonu Ankara'dakine? Davet ettiler. Buradan Ziraat Odaları Başkanı zaten Edremit'te benim işte Bilmiyorum. Diğer arkadaşlar geldi. Bu şey Arıdaş'ından bizim arkadaşımız var. Benim başkan vekili arkadaşım Hüseyin Kavrakoğlu. İşte Burhane, Avran, Ayvalık bu civardaki bütün aktif Ziraat Odaları Başkanları katıldılar sağ olsunlar. Çok etkili bir şekilde katıldılar. Ve diğer zeytincilik kuruluşları hepsi katıldı. Ege bölgesinden katılımlar oldu. Şimdi biz tabii Tarih Zeytinyağı Birliği olarak genel müdürümüzden beraber bu şeyde bulunduk. Bizi karşılayıp ve komisyona götüren bizim çok sevdiğimiz Balıksır CHP milletvekili Haluk Ahmet Gümüş çok faal bir arkadaşımızdır sağ olsun. Balıksır'ın diğer milletvekilleri, CHP milletvekilleri. Namık Avuççu var. İşte, Ayşe Nedret Ako var. Nedret Hanım sağ olsun işte her şeyimize bizi karşıladılar. Çok ilginç, hoşuma giden bir şey oldu. Yani Cemal Öztaylan, önünde oturuyorum, arkasında oturuyorum, döndü. Cahit Bey dedi. Bu konuyu biz sizden beraberizdi bu konuda. Ben baştan şaka gibi geldim ona. Döndüm. Teşekkür ederim dedim Sayın Milletvekilim. Söz aldı kalktı komisyon üyesi zaten. Dedi ki bakın arkadaşlar. Ben dedi Allah rahmet etsin nur içinde yatsın. Rahmetli Melih Babuççuoğlu ile beraber. Hani doğru yolun Balıksır'da 6-0 yaptığı yıl. Yani milletvekilinin tamamını çıkardığı yıl. Ben Balıksır milletvekiliydim doğru yoldan dedi. DYP'den. Cemal Öztaylan o zaman öyleydi. Evet, öyleydim. Ve bu kanunu biz Melih abiyle beraber çıkardık dedi. Yani o heyetle beraber. O kanunda onun da emeği var aslında. Benim emeğim var. Ben vatanım haini miyim dedi yaptığım şeyi bozacağım. Aynen böyle dedi. Bak şimdi bütün milletvekili kardeşlerime teşekkür ediyorum. Orada Antalya, Hatay, işte Akdeniz bölgesindeki bütün Ege bölgesi, Muğla, bütün siyasi partilerin işte DYP, DYP diyorum, MHP, AKP, CHP milletvekilleri var. Hepsi destek. Gözlerim yaşardı, inanamıyorum. Hepsi bu yasanın teklifinin böyle geçmesine karşı. Geri çekilmesini istiyorlar. Evet, bakın soruyorlar hükümet ne diyorsun diyor başkan. Hükümette kim var? Taraf olan Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı'yla yani Tarım Bakanı'nı. Bu konuşulan yer Tarım Komisyonu, meclisteki Tarım Komisyonu. Evet. Tarım Komisyonu komisyonunda konuşuluyor. Tarımın ilgilenen husus ama Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı'nın talebi. Yani işte kaplıca tesisleri yapacak, seralar yapacak, şunlar yapacak, bunlar. Bir de şu var, 25 dönümden daha küçük araziler zeytin alanı sayılmayacak. Kanunun içinde bu da var. Evet. Yani Mustafa Bey düşünüyorum yani şu işte ben yöreliyim, şu bölgenin insanı herkes bilir. Şu alanın, şu çevremizdeki zeytinlerin, zeytinlik alanların bakarsın deniz gibi zeytin alanları her taraf ama bu zeytin alanların %80'i 75-80'i
25 dakikanın altında arasındadır. Üstelerin babadan kalma, dededen kalma. Baba adamlarda, ağa adamlarda böyle 25 dakikanın üstünde mal bulunur. O da çok da bulunmaz. Yine onların hani çok malı olsa bile hani evde bir sandık tapusu vardır ağaların. Ama yine onların 10 dakikar, 3 dakikar, 5 dakikardır. Yani bunlar öyle gelmiştir geriden. Şimdi sen 25 dakikadan daha küçük yerlere zeytin alanı saymazsan, o zaman bu alanın dünyanın en nadide yağlarının çıktığı bu Güre, Küçükkuyu, Altınoluk, işte bu bölge, işte Buraniye, Havran, Edremit vesaire Ayvalık'a doğru, bu Ezine'ye doğru, bu nadide dünyanın en güzel zeytinyağlarını üreten tarlaları, bahçeleri, zeytin, sen zeytinden saymıyorsun. O zaman neyden sayacağız burasını? Ispanak mı ekeceğiz bu bölgeleri? Ne ara parası mı? Yani şimdi böyle bir tuhaf. Ama ne biliyor musunuz? Bak gülünç. Sebep şu, bence şu. Bunu saymazsan maden sahalarının belli bir zamanda çıkarılmış korunmasına ait kanun birden ortadan kaldırıyor. Çünkü zeytin alanları için geçerli o kanun. Zeytin alanı saymazsan kanunun korumasından o alanlar çıkıyor. O zaman ham da yaparsın, hamam da yaparsın, maden de ararsın, sandaj da yaparsın, altın da ararsın, hepsini ararsın. Abi, çok zeki arkadaşlarımız var yani müthiş bir şekilde bunları bizi yani falan. Şimdi Cemal Öztay'dan sinirlendi. Soruyorlar, komisyon başkanı şeye soruyor. Enerji Tabii Kaynağı Bakanlığı'nın müsteşar yardımcısına. Bu proje için ne diyorsunuz? Kabul ediyoruz diyor. Dedi. Müsteşarımız. Bakan yok. Müsteşar da yok. Yardımcısı var. Yani olaya verdikleri ciddiyeti yani önemi şeyi de fark etmek lazım. Tarım Bakanı da öyle. Tarım Bakanı müsteşarı da evet. Oy çokluğuyla reddedildi. Oy çokluğu neden? İki tane bakanlık bu yasadan taraf oy kullandı. Lehine oy kullandı. Ve muhalefet milletvekilleri AKP, CHP, MHP hepsi beraber bir işte vatanseverlik bu. İşte keşke bütün konularda bu insanlar beraber davransa da şu vatanda her gün onun bunun sıkıntısını ve ötekileştirmeyi çekmesek. Yani Mustafa'cığım yani ben burada gördüğüm bazılara beni çok duygulandırdı, umutlandırdı ama üç bu şimdi ben kanun çıkarma tekniğini tabii ki bilmiyoruz. Onları ben bilmem. Fakat bir süre sonra zannederim bu işte reddedildiği için komisyonuna iade edildi ve bu da meclis tatile girecek. Kadük olacak. Yani bir dahaki yasama dönemine kalacak. Bir yıl daha kazandık. Şimdi bir yıl sonra başımıza hangi taş düşecek kaygısı şimdi düşünmek lazım. O zaman ben Mehdi Bey'e sormak isterim. Kardeşim sen bu Türkiye'de kanun zeytincilikteki hedeflerinden vaz mı geçtin? Yahut da hani zeytin fidan dağıtıyordun? Yani biz hala yapıyoruz. Vaz mı geçtin? Ben inanmıyorum. Ben Mehdi Bey'in o kadar inançlı bir insanın bu hedeften vazgeçtiğine inanmıyorum. Mecbur kaldım. Ekip arkadaşları istediği için hayır diyemedi. Ben öyle anlıyorum yani. Şimdi ben o zaman üretici ne olur biliyor musunuz? Yatırım yapacak adam Mustafa Bey. Yani adam yatırım yapacak. Seneye yine böyle bir tehditle karşı karşıya kalacağını düşünen üretici hangi yatırım yapar? Hendek mi atar? Tarlasına toprak mı çeker? Fidan mı diker? Yani gidip iki tane öküz alıp da çift mi sürer? Yani nasıl bir yatırım yapar? Bahçesinin içine bir zeytinle ilgili böyle bir yatırımlar, kuyular, damlama sulamalar mı yapar? Seneye üstünden traktör geçeceğini, dozer geçeceğini, askeri araç geçeceğini, yol açılacağını emin olamadığı ve zeytin alanı sayılmayacağı olan bir alanlardaki bu heyecanı kaybolursa Türkiye telafisi mümkün olmayan zararlarla karşı karşıya kalır ve bunu da kimse önüne geçemez Mustafa Bey. Bu çok tehlikeli bir oyundur. Bakın çok tehlikeli bir oyundur. Ha bana desinler, orada birisi teklif etti. Dedi ki, arkadaşlar dedi, lafı gevelemeyin. Bakanlıklara, çünkü burada muhalif yoktu, hepsi beraberdi. Bakanlıklara söylüyorlar. Lafı gevelemeyin. Bize dedi, bir milletvekili, hangi partiden olduğunu bilmiyorum. Bize şunu söyleyin, hangi bölgede maden ihtiyacınız var? Bütün her tarafı bir kanunla bulama kalkmayın. Nerede bir ihtiyacınız varsa o bölgede özel bir bölge ilanı yapalım. Söyle dedi. Sana dedi kime dedi ruhsat verdiniz? Yahut kime ruhsat vermeyi düşünüyorsunuz? Nerede bir maden? Maden var. Birisi dedi ki yok kardeşim dedi öyle bir şey. O zaman bakın bütün Türkiye'nin zeytinlerini heba edecek bir yasalığı genelleştirmeyin. Bize söyleyin
İşte Akkuyu'da, işte Mersin Akkuyu'da ne bileyim nükleer santral yapacağız, orasını kaldıralım. Mesela yatağında, ben bilmiyorum, bunu söylenenleri duyuyorum. Yatağında, bu Muğla'nın Yatağan ilçesinde biliyorsun açık maden işletmeciliği var. Bir de orada termik santral var, büyük bir santral. Evet. Şimdi orada maden alanları gelmiş, kullanılan tam zeytinliklere dayanmış. Oradan daha ileri gitmesi için zeytinliklerin kesilmesi gerekiyor. İşte o zaman yatağın için bir ayrı kanun çıkaralım. Yahut daha başka bir yerde, mesela şuraya not aldım. Muğla'nın altında mermer yatakları varmış. Zengin mermer yatakları varmış. İnanılmaz varmış. O zaman orada Muğla için bir kanun çıkaralım falan dediler. Ya olur mu öyle şey falan dendi. Böyle bir hepsi reddedildi. Seneye tekrar bu gündeme gelecektir. Yani 700 defa gelecektir. Üretici oh diyebilir mi? Bir sene şu anda... Şu anda 8 ay bir şey yok. Rahat. Bir dahaki torba yasaları da. Torba yasaları da 4 aydan 4 aya çıkıyor herhalde. Yani şimdi göre görünüyor ama ben burada Cemal... Tabii ki ben de Cemal Öztaylan'ın bu bütün milletvekillerimize şükran duyuyorum. O komisyonda bize destek veren bütün milletvekillerimize şükran duyuyorum. Ama Cemal Öztaylan'ın davranışındaki samimiyeti ayrı bir yere koymak ve ona bir kere daha teşekkür etmek isterim huzurunuzda. Ben de Cemal Öztaylan beyefendiyi yakından tanırım. Kendisinde muhabbetim de vardır. Melih Babuşçuoğlu zamanındaki verdiği gayretlerden sonra bu kanunun çıkmamasında gösterdiği gayretler için ayrıca ben Mustafa Karakaşlar olarak teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ama yani bu kanun çıksaydı biliyorsunuz en çok mağdur olan bölge gene bizim bölgemiz olacaktı. Türkiye'de İç Anadolu'daki veya diyelim Batı Karadeniz'de, Doğu Karadeniz'de, Güneydoğu'nun biraz ucunda, hatta İskenderun tarafında zeytin ağacı bu kadar yoğunluklar aynı değil. En çok etkilenen, mağdur olan bölgeler gene bu Muğla, işte Edremit Körfezi, Ayvalık, işte İzmir, Akhisar, Aydın. Bu bölgelerde olacaktı. Çünkü zeytin ağacının çok yoğunlukta olduğu bölgeler budur. Evet. Bu çıkacak kanun İç Anadolu'yu ne kadar etkileyecek orada zeytin? Hayır canım, şu Akdeniz sahillerini zaten etkiler. Etkiler yani. İçeri kadar bile girmez. İşte Akdeniz sahillerindeki kıyı şeritlerini etkiler. Bir de tabii şeye kadar, Suriye hududuna kadar, hatta Nizip civarına kadar zeytinlikler var tabii. Yani benim bildiğim Nizip'e kadar zeytinlikler tabii var. Tabii. Ama bizim bölgemizde %80 zeytin ağacımızı heba olacağını biliyordum. O da evet. Siz Tarış Birlik Başkanısınız. Ne kadar rekoltenin olduğunu biliyorsunuz zaten. Ya, tabii bizim bölgemizde yıllara göre değişir ama bakın bilhassa yemeklik, sofralık zeytinde, yani yemeklik yağda buradaki altın değerinde bir yağ hazinesi vardır. Şu Ezine'den tutun hatta Küçükkuyu'nun Adatepe, o Bahçedere falan köylerinden bu tarafa doğru Sazlı, Kozlu falan o civardan bu tarafa doğru gelin Nusratlı'dan. Ve işte Altınluk'tan geçin, Güre'den devam edin. Ayvalık'a kadar, bu arada Peritköy ve civarı ve Havra'nın o dağ köylerini de dikkate aldığınızda dünyanın en nadide yağlarını, bırakın miktarı, nitelik, yani nicelik, bırakın nitelik bakımından inanılmaz derecede kaliteli yağlardır. Şimdi biz zaten bu yağların daha özel bir pazarlama sistemiyle pazarlanmasını ve halkın, çiftçinin daha çok para kazanması. Çünkü şunu da ifade edeyim Mustafa Bey. Tarışa devletten bir kuruş yardım yok. Yıllardan beri yok. Yani arkadaşlarımıza bu vesile söylemek isterim. Üreticilerimize. Yani zannedilmesin ki tarışa para veriliyor da üreticiye dağıtım falan deniliyor. Yok böyle bir şey. Hem de yıllardan beri yok. Bu bir yanlış anlaşılmadır gitmiştir yıllardan beri. Ama evet. O taban fiyat falan onlar destekleme yıllarının davranışlarıydı. Onların öyle bir şu anda öyle bir şey yok ve şu anda Tarış'ın faaliyet gösterdiği alandaki bütün kullandığı finans kaynağı tamamen Tarış'ın öz kaynaklarından ortaya çıkar. Yani üreticimizin bizzat sermayesinden oluşur. Evet, ben geldim gördüm işte. Evet, bunu da söyleyeyim. Ama bu sene yine etkili bir şekilde, bak geçen sene yağ yoktu. Biz yiyecek yağımızı yerimize zor koyduk. Şu bölge, bak şu tam bu Akvapark'ın olduğu yer, şu stüdyonun arka tarafında bir tepe vardır. Güre Kaplıcan'ın arkasında, Afredin'in arkasında. Evet. O sırttaki tepeye Sabuncu Tepesi derler. O tepenin ta tepesinde, ta uç tarafında 16 bin metrekare bana ait bir yer vardı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben oranın zeytinyağını evime götürürüm. Felaket lezzetli bir yağdır. Denize bakan yamaçları. Böyle bir yağın değerini Antalya'daki yetişen, bakın Antalya, Adana'da, bu Mut'ta, Osmaniye'de
pamuk alanları, geniş tütün alanları, işte pamuk tarımındaki zafiyet ve tütündeki alan daralmaları, şeker parçaladığı alan daralmalarıyla son yıllarda popüler olan zeytine karşı bir müthiş bir atak oldu. Buradaki zeytin fidanı yetiştirici kardeşlerimiz Antalya ve Adana, Osmaniye tarafına kamyonlar dolusu yıllarca zeytin taşıyorlar, hala taşıyorlar. Ve muazzam alanlar ortaya çıktı Mustafa Bey. Yani şu, burada bir slide gösterisi mümkün olsun. Ama şunu söyleyeyim, internette herkesin evinde bir bilgisayar var, internet var. Şunu söyleyeyim, mesela zeytin hasat makineleri diye Google'dan girsinler, zeytin hasat makinesi diye girsinler, hasat makineleri diye girsinler, tıklasınlar, bak ne hasat makineleri var. Yani zeytinler bizde nedir? 12 metre, babadan kalma zeytinler araları 12 metredir. Böyle dokurcun dediğimiz tabirle dikidir, böyle kare şeklinde. 12 metre aradadır ve bu kadar geniş alanda kocaman büyük zeytinlikler söz konusu, ağaçlar söz konusu. Benim bahçelerimde, burada Güre altında bahçelerimde zeytinler vardır, eskiden kalma zeytinler. Hani böyle anıt ağaç niteliğinde, yani 500 kilo, 450 kilo zeytin yapan ağaçlar var tek başına. Güre altında yani. Çok vardır bunlar. Evet. Şimdi bunların özel korumaları alınması lazım. Bakın şunu söyleyeyim, o alanlardaki zeytinler, yani bu Osmaniye'de yeni plantasyon düzenlemiş yerlerde 5 metre iki sıranın arası, iki zeytinin arası 1,5 metre. Çalı formunda, aynı bağ gibi. Makine üstüne bir çıkıyor bu, hani zeytinin yani arasına bir alıyor. Makine bir yürüyor, günde 70 dekar yeri bir makine hasat ediyor, bir şoförle. Düşünebiliyor musun? 70 dekar yer, 70 dönüm yeri bir günde bir makine, bir şoförle hasadını yapıyor. Kamyon arkasından geliyor, kamyonun üstüne dolduruyor. Zaten adamın işletmesi, bahçesinin sonunda kendine ait zeytinyağı fabrikası var, kontrol sistem var. Zeytinin yağını sıkıyor. Siz burada 70 dekar yeri, işte burada köylere sorun. 70 dekar, 70 dönümlük bir zeytinlik yoktur zaten tek parçada. Yani 3 tane 4 tane zeytinlikte toplasın bakan bir günde. Mümkün değil. Yani masrafa var. O zeytinyağından buradaki zeytinyağının bir olması imkansızdır. Yani maliyet bakımında bir olması. Ama o yağın yerine Edremit zeytini dikildi Antalya'ya. Edremit zeytini buradaki verimini, buradaki lezzetini Antalya'da verebilir mi? İmkanı yok, veremez. O zaman bu yağların ayrı bir değer kazanabilmesi için buradaki üreticilerimizi ayrı bir formata getirir. Biz tarış olarak bunun reklamını yapmaya çalışıyoruz. İşte Kuzey Ege zeytinyağları falan. Bunu da dava edenler var Mustafa Bey. İnanır mısın? Bana bir şey geldi, mail, onu söyleyeceğim. Size. Bunu da dava edenler dava var. Ya biliyorum. Hayret bir şey yani. Bir insan kendi bindi dalı kimlik kazandırırken. Bu kadar biz uğraşıyoruz Edremit Körfez bölgesi zeytinyağları diye, adam kendi kendine ayağımızdan vurmaya çalışıyor. Yani inanılır gibi de yağmuru yapan da Edremitli. Şöyle bana bir mail geldi başkanım, müsaadenizle söylemek Hı. istiyorum. Körfez yağı neden yaparlar bilemiyorum, ismini de zikretmek istemiyorum. Havran Burhaniye niye ayrılmadı, niye bu ayrı söylenmedi, kendi kendine ayağına nasıl sıkan, ayrılmadı anlamadım. Edremit Körfez zeytinyağları diye geçiyoruz ya, yani Kuzey Ege zeytinyağları. Havran ve Burhaniye Ayvalık için niye ayrı ayrı şey alınmadı, patent alınmadı? Bakın mı? Şimdi biz öncülük yaptık burada Mustafa Bey. Benim Avran'da da çok değerli dostlarım var, çok samimi candan arkadaşlarım var, beraber dava arkadaşlarım var. Tarışta yıllarca görev yaptım, Sedat Güneş gibi, işte Kooperatif Müdürü Sefer, Başkanı Sefer gibi. Birçok değerli dostum var, burada isimleri beraber saymam çok zor olan arkadaşlarım var. Evet. Bakın biz aynı özellik gösteren, bakın Türkiye'de iki çeşit yemeklik yağ cinsi vardır. Baskın şekilde yoğun olarak iki tane vardır. Birçok var da zeytin çeşidi, işte yemlik var, aksar var, işte domat var, ne bileyim uslu zeytini var, var oğlu var, yamalak kabası var, işte yemlik bir sürü, yani yüzlerce çeşit var. Hani sarı ulak dedikleri Altay bölgesinde zeytine kadar var. Şimdi bu zeytin her yerde yetişir. Mesela Edremit zeytinini nere dikseniz olur. Ancak Edremit'te bu bölgede, bak Edremit zeytininin bir ismi de Ayvalık zeytinidir. Ayvalık yağlık derler. Bu hem onu ikisi de kullanırlar literatürde. Bunu bunun ismini ben koymadım. Ama Edremit zeytini ifadesi, Ayvalık zeytinyağı ifadesi, zeytin ifadesi literatürden gelir. Bu
Uluslararası Zeytinyağı Konseyi Madrid'deki şeyinin kaynaklarından bunlar isimler verilmiştir. Şimdi biz bir kere evvela Aydın'ın memecik zeytininle Edremit yağlık zeytinin yetiştiği alanlardaki yani şeyi ayırdık birbirinden. Yani seçimini yaptık. Tadını çünkü, ayırdınız, aromasını ayırdınız. Aromasını karıştırıyorlar. Bakın hala da İstanbul zeytinyağını tek bir lezzetle tanır. Tek bir lezzet nedir? İşte bizim körfez yağından Aydın'ın, Muğla'nın memecik yağını biz birbirine... Ha, o yağ kötü müdür? Hayır. Ama Muğla'lı için ideal olan bir yağ senin için iyi değildir. Yani bana sorarlar en güzel yağ hangisidir diye. Ben Edremitliyim. Bana göre en güzel yağ Edremit yağıdır, Güre yağıdır. Ama bir Aydın'ın için en güzel yağ Aydın yağıdır. Bunu da, bu gerçeği de inkar edemezsiniz. O bakımdan onların birbirine karıştırılması hem Aydın'ın için ayıptır, hem körfezli için yazıktır. Yazıktır. Evet. Şimdi bunu karıştırmaya çalıştılar, karıştırıyorlardı. Biz bir reklam kampanyasına başladık. Dedik ki, işte Kuzey Ege'nin Edremit Ayvalık cinsi variyetesini koyduk. Ve de Güney Ege'nin Memecik variyetesini koyduk. Bunu evvel ikiye tefrik ettik. Bunun arasında tekrar küçük lokal, küçük küçük tescille alınabilir dedik. Şimdi evvel bir geniş kategorize ettik. Sonra bunu küçük küçük aradan tesciller yapılabilirdi. Nitekim Ayvalık Ticaret Odası, o zaman başkanı Rami Gencer, şimdi Ayvalık Belediye Başkanı. Buradan da selam olsun. Evet. Ben Rami Bey tuttu Ayvalık Ticaret Odası Başkanı olarak Ayvalık Zeytinyağları diye bir coğrafi işaret aldı. Ve ben destekledim. Ve bugün Tarış'ın Ayvalık şişelerinde, bizim çünkü bir Ege koleksiyonu vardır. Bütün Ezine'den Milas'a kadar 32 kooperatifimizin 32 ayrı, sen gittin çekimini yaptın. Gördüm, çekim 32 yaptım, ayrı gördüm. Şişesi vardır. Hepsinin üstüne tek tek yazıyor. İşte şurası şurası diye yazar. Şimdi bunların lezzetleri de ayrıdır. Şeyleri de ayrıdır. Ne bileyim kıvamları, hatta renkleri ayrıdır bu yağların. Bu o kadar zengin bir coğrafyadaki zengin çeşitleri de halkın tercihine sunmak ve halkımızın bir tane kendine beğenir yağı seçme hakkını halkımıza sunmak, ona çok görmek midir yani? Bu hak ediyor mu tüketici bunu? Adama karıştırıp yağ vermenin alemi var mı? O zaman körfez yağına da ihanet ediyorsun, Aydın yağına da ihanet ediyorsun. Aydın yağı yemek isteyen insanların da hakkını gasp ediyorsun. Burada tabii tefrik edilmesi ve birbirine karıştırmamasını sağlamak temel amaç oluyor. Biz Havran'ı neden yapmadık? Havran'ı yağında yaptık. Ama ayrı patent almadık. Dedik ki onu Havran Ticaret Odası yapsın. Nitekim Ayvalık Ticaret Odası yaptı. Çünkü biz Tarih Zeytinyağı Birliği'yiz. Biz bütün milletin... Dediğim kadarıyla Havran'da ticaret odası var mı? Yok galiba. Yani, ticaret odası olması gerekiyor. O yoksa ziraat odası yapsın. Ziraat odası. İlle bir oda müracaat edebiliyor ya, yani. Canım belediye de yapabilir. Belediyede tabii yap, yani tabii. Biz de yapabiliriz ama biz bütün Türkiye'deki şeylerin, bunlar bayağı masraf isteyen şeyler. Patentlerini almak çok kolay olmuyor Mustafa Bey yani. Tabii. Biz sadece bölgesel patenti aldık. Dedik ki şuradan şuraya kadar Edremit cinsi vardır. Bunun içinde de Ayvalık vardır. Hatta bakın size bir şey söyleyeyim. Çok özel. Şu benim dediğim şu tepe, arkadaki tepe bana aittir. Bu tepenin denize bakan, yani bizim tarafa bakan, şu anda biz süt yolumuza bakan, arkasında deniz var biliyorsunuz. O Akova Park'ın yanında deniz var. Denizin tam şimdi oradayız. Bu denize bakan yamaçları çok güzel lezzetli yağ yapar. Çok iri taneli zeytin yapar. Rutubetli hava var ya, evet. Denizden gelen ılıman rüzgar ve rutubetli rüzgar. Bir de aynı tepenin kuzey yamacı var. Güre tarafından, Gaz Dağı'ndan gelen yamacı. O tarafta zeytin, affedersin, keçi pisti gibi kurur gider. Bu farklıdır yani. Bakın bir tepenin kuzey yüzüyle güney yüzü arasındaki lezzet ve kalite farkı farklıdır. Evet. Ben şimdi o kadar çok coğrafi işaret ve ayrı patent alınabilecek çeşitlilik var ki, bu İtalya'da binlerce vardır. Biz Türkiye'de bunu yapsınlar istedik. Biz yoksa böyle yani şunu yapalım bunu yapalım değil, ama bunu dava edip yok etmek isteyen bizim Edremitli arkadaşlarımız bile maalesef oldu. Ben bunu da üzüntüle söylemek isterim ama yani, dava ama ben olur olmaz yani, sonra. Her patenti peşinden koşturamayız. Evet. Herkes buna müracaat ama edebilir. Ama biz bölgemizin yağı tanınsın diye uğraşıyoruz Mustafa Bey. Ben gördüm. Başkalar gördüm, başkanım. Bu arada şunu da söyleyeyim.
Edremit'in yeşil salamura zeytininin, çizik zeytininin çok meşhur olduğunu herkes bilir. Bütün Türkiye Edremit çizik diyebilir. Bakın. Evet. Edremit çizik diyebilir. Ben bir şey söylemek istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Benim için her ilçe çok değerlidir. Burhaniye'de öyledir, Ayvalık'ta öyledir, Havran'da öyledir. Hepsinde değerli çok dostlarım var. Hepsi de benim ülkemdir. Ben memleketimi seven bir insanım. Sizin gibi, herkes gibi. Ama ben isimler peşinde düşmem. Ama Edremit çizik, Edremit zeytini denmesinden bile rahatsız olan insanların olduğunu duydum ben. Ya, hayret diyorum yani. Yani Edremit çizik. Ben, bakın arkadaşlar, ben Edremit çizik zeytini alın, söyledim Tarkan Denizler'e. Alın, şeye söyledim bizim Borsa Meclis Başkanı'na, bizim Ali Bey'e, İlgilenmez üyemiz. Evet. Şimdi ben dedim ki, Ali al kardeşim buranın patentini, ben de seçeceğim. Arkandayım, nasıl yapılacaksa yapalım yani. Geçen bir laf duydum, ben Edremit çizik zeytinin patenti alınması konusunda çok istekli davranmıyormuşum. Hayırdır inşallah. Yani inanılır gibi değil, var ya hani. Daha enteresan bir şey, ben şimdi daha önceki görevim icabı, ben Türkiye'nin her yerine gezdim. İstanbul'da Mısır Çarşısı'na girdim, Edremit çiziği de gördüm. Ankara haline girdiğimde Edremit çiziği de gördüm. Her yerde Edremit çizik derler. Bakın her yerde çizik gördüm. Ben yani. Edremit Körfezi'nin adını da ben koymadım. Evet. Edremit zeytin çiziğinin adını da ben koymadım. Edremit Körfezi'nin adı Piri Reis'in haritasında bile 1300 bilmem kaçtan beri Piri Reis Arapça üstünde Edremit Körfezi yazar. Evet. Bu Edremit Körfezi diyemeyenler var bu memlekette ya. İşte diyemiyorlar, Allah, diyemedikleri ya, için işte havaalanının isim şahesi. Ona ben karışmam ya, o tarafa gitme. O da gene bizim ülkemize büyük hizmet etmiş gazimiz. Nur içinde yazsın. İsminden bir şikayetim yok. Şikayetimiz yok ama bir Edremit'in isminin bir hazımsızlığı var. Onu ben de hissediyorum. İlginç ya, ben bunu yani. Ben Edremit çizik zeytin denmesi bile bazı kişilerde böyle, bir de benim bu konuda aleyhte olduğum söyleniyor. Ne alakası var ya? Ben memleketimin bittik tırnağı için canımı verecek kadar vatan sevgisi taşıyan bir insanım. Herkes gibi, senin gibi. Evet. Burnu düşür herkes gibi. Başkanım, biz sizin zeytinle, evet, zeytin mücadelenizi bilen bir gazeteci olarak ben onu da, evet, gönül rahatlığı var. Asıl Türkiye'yi bekleyen tehlike, asıl Türkiye'de şu an zeytinin yaşadığı tehlikelerden bir tanesi Suriye kaçak zeytin yağı. Çok güzel bir yere denk geldi. Şimdi ben başkanım bir teneke Suriye kaçak zeytin yağı ısmarladım. Getirmişsiniz dedim. Getirmediler ama fiyat alayım dedim. Bir yerde varmış, tattım da. Tabii bizim buradaki zeytinyağlarla hiç ilgisi alakası yok. Bir tat da alamadım. 18 kiloluk teneke 30 bin lira. Yani kilosu 1,5 liraya falan, bir 600'e falan geliyor. Tabii bu nasıl oluyor dedim. Bir Suriyeli bir arkadaş, ona da konuştum. Ya dedi, işte dedi, Mustafa Bey dedi, eskiden tenekelerle getiriliyordu dedi. Şimdi en son bu olaylardan sonra dedi, artık dedi tankerlerle giriyor dedi. Sınırdan, Suriye sınırından, yer altından Türkiye sınırına boru attı bulundu, biliyor musunuz? Boru attı. Evet, yani o yakalandı da. Petrol attı gibi. Şimdi, yakalandı ama şimdi ona da gerek yok başkanım. Tırlarla geçiyormuş. Şimdi Mustafa Bey çok önemli bir konuya değindiniz. Nasıl olacak, nasıl engellenecek? Bakın, ben Suriye hududunda yaşananlar, Türkiye'nin en büyük, ben eğitimim Ankara Üniversitesi'ni bitirirken benim literatür fakültesinde benim eğitimim iktisadi ekonomik coğrafyadır. O eğitimi aldım. Şimdi coğrafyacıyım yani. Yani Türkiye'nin dağları, denizleri, evet, yolları, ovalarını iyi bilirim. Şimdi Türkiye'nin en uzun sınırı 800 kilometre civarında ile Suriye'dir. Suriye sınırıdır. Ve 800 kilometre hududun beklemek çok zordur, biliyor musunuz? Hele hele düz arazide, çöl arazide ve engebeli olmayan, koruması zor olan arazide. Şimdi mayın tarlası vardı Suriye hududunda, biliyorsunuz. Yani sebep de bu, korumanın zorluğundandır. Ben gittim oraya. Evet, şimdi neyse. Suriye hududu, yani daha doğrusu devletlerin sınırları, hudutları iki devlet tarafından beklenir. Yani bir tarafını Suriyeliler bekler, bir tarafını sen bekler, biz bekleriz. Şimdi biz iki tarafında biz bekliyoruz. Yani iki tarafında biz bekliyoruz yani şimdi. Yani 800 kilometre hudut oldu, 1600 kilometre. Şimdi Suriye'de de bir iç savaş var.
Evet, maalesef. İşte marifler var. Allah, yani Allah kimseyi, bakın şu bu mübarek Ramazan günde insanlar ölüyor. İşte 600 kişi geçmiş, çocuklar ölüyor. Bakın Mustafa Bey, yani Tanrı aşkına, savaşta insanlar ölür, vatan için her şey olur, canımız feda. Ya masum çocuklar ya, insan içi acıyor. Plajda oynarken öldüğünü görüyorsunuz. Ne kadar acı. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Yani çok zor bir şey. Allah evet. Ateş düşeceğine yakar. Yani şunu söyleyeyim. Şu anda yastadır ülke. Biz de tarış olarak gittik. Bayrağımızı yaraya indirdik. Gönlümüzdeki bu ıstırabı hissettirmiş olmaktan da ayrıca görevimizi yapma duygusunu ortaya koymuş oluruz. Şimdi Suriye'de bir marifetle iktidar savaşı var. Tabi marifleri destekliyor hükümetimiz. Mariflere karşı bir sempati var, işte destekliyor. Bu ülkemizin dış politikasıdır. Yanlıştır, doğrudur. Saygı duyarım. Bakın evet. Saygı duyarım. Benim işim şu anda hükümetin dış politikasını eleştirmek değil. Ha, ayrı bir program olur. Benim de uzmanlık alanıma girer. Oturup konuşuruz. Oradan gelen bir zeytinyağı. Ben hariciyeci değilim. Ama oradan gelen zeytinyağı. Sıradan bir vatandaş olarak oradan gelen bir zeytinyağını, zeytinyağı birliği başkanı olmak sıfatıyla eleştirme hakkına sahibim. Evet. Bir de Tarım Bakanı Mehdi Bey'in zeytincilik davası inanmış bir insan olarak Mehdi Bey'in adına da söylerim. Çünkü ondan söyleyemiyor her zaman. Çünkü hükümette böyle çatlak ses istemez de herhalde. Evet. Yani şimdi adam mecburen susuyor. Yahut öyle olması gerekiyor. Ha, bana desinler ki bize, bu bizim Suriye hudut politikamız. Biz bu hududdaki arkadaşlarımızı, yani bu destekleyeceğiz. Onların yağlarını memleketimize alacağız. Ve onların, yani onlara para verene yerine onların zeytinyağı ticareti yapmasına göz yumarak, kaçak girmesine göz yumarak oradaki mariflerin finansmanına katkımız olacak. Böyle bir düşüncemiz var dese bana, bize devlet, biz de bu vatanın evladıyız, biz de o politikayı uyarız. Eğer bizim devletimiz buna böyle düşünüyorsa, bu memleketimizin, ülkemizin ulusal menfaatleri için uygun bir davranış biçimi ise, ben de onlarla beraber durum desteklerim. Ama söylesinler. Ama bakın, bu ülkede geçen sene, bu sene yoktu ürün, girmedi ya. Geçen sene, geçtiğimiz yıl aşağı yukarı 60 bin ton, 70 bin ton civarında zeytinyağı girdi bu ülkeye. Suriye'de. Günah değil mi? Vergisi yok, algısı yok. Ben burada zeytin yetiştireceğim, tayfa parası vereceğim, canım çıkıyor. Burada bak, siz dediniz bir tane ki 30 lira. Hadi yeme sen onun yağını. Rafine ediyorlar. Rafine diyor önüne. Rafine yağı. Rafine geliyor, sen farkında değilsin. Yani tüketici farkında değil. Peki ben burada Güre köyünde, işte ne bileyim Havran'da, şurada burada Ayvalık'ta, Ezine'de, Altınoluk'ta uğraşacağım zeytin bahçesinden, işte canım çıkacak. İşte gübre at, ilaç at, bilmem ne at. İşte ondan sonra biz güve ilaçlarını attık zeytine. Şimdi önümüzdeki günlerde havalar ısındı, biraz daha ısındıktan sonra Ağustos ayından ortalarına doğru zeytin sine mücadelesi başlayacak. Bu arada tekrar zeytin sine mücadelesi konusunda uçakla ilaçlama yapılacağı konusunda Büyükşehir'den bir haber aldım. Doğrudur umarım. Ben dün akşam Sayın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Yetim Uğur'la beraberdim iftar yemeğinde. Sayın Başkanım bana arz etti. İlk dedi, Körfez'e yatırımım 3 trilyon, yani 3 milyon 100 bin liralık dedi. Havadan ilaçlanma yatırımını yaptık dedi. Bana ilk bunu söyledi. Yani yatırım yapmış, tamam. Duydum ben, demek doğrumuş. Doğru. Evet. Ben de kısa zamanda Edip Bey'i severim, sayarım. Gideceğim kendisine, hem belediye başkanına başarılar dileyeceğim. Tabii onun başarısı bizim de ülkemizin de başarısı, bölgemizin tabii, başarısı. Tabii. Ben ona orada onu da bir de teyit etmiş olacağız. Şunu söylemek istiyorum. Varsa bu, biz burada mücadele edeceğiz. Suriye'den ucuz yağ gelecek. Benim çiftçimin değerlerini nasıl koruyacak? Nasıl koruyacak? O zaman buradaki fiyatlar düştüğü zaman ben Suriye'yi kurtarmak için kendi insanımı telef edeceğim. Yani bunları da çok iyi dikkat etmemiz lazım. Biz Suriyelilere yine destek verelim de, o insanları koruyalım da, ama kendi ülkemizin değerlerini yıpratmak ve heba etmek bahasına bu kaçakçılığı göz yummuyorum. Biz defalarca yazdık bakanlıklara, Gümrük Tekel Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'na, Tarım Bakanlığı'na, işte öyle bir yakaladık da 3 ton 5 ton işte takip ediyor üstündeyiz falan dediler, ama 60 bin ton 70 bin ton girdi çıktı bu ülkeye. Başkanım, ben bir zat Suriyeli bir arkadaşın ağzından
hasbelkader tanıştım. Eskiden dedi Mustafa Bey kaçak petrol hattı gibi dedi borularla yer altından basılıyordu. Şu son zamanlarda dedi artık o kadar dedi zor değil dedi. Tankerlerle dedi Türkiye'ye hem Antep yöresi o tarafa geldiğini, tüccarların aldığını ve bunları da artık ben nereye verdiklerini malum herkes biliyor. Şimdi zikretmek istemiyorum. Kimseyi de zan altında bırakmak istemiyorum. Bir şekilde bir zincirler vasıtasıyla piyasaya sürüldüğünü söylüyorlar. Ama büyük teneke, 18 kiloluk tenekenin 30 lira olması çok enteresan. Peki var mı dedim ben senin yanında ya. Varmış yanında. Ben tadımlık aldım. Tabii rafineri bir yağ olduğunu kendim zaten de bu yörenin çocuğu olduğum için anladım. Ve bunu da Türk insanına sunuyorlar. Sunarken de bizim gerçekten bin bir zahmetle o tarlada sulayarak, gübreleyerek, emek vererek Türk çiftçisinin, üreticisinin malı da fiyat konusunda heba oluyor. Çünkü bizdeki zeytinyağlarının hiçbir yerde bana göre tadı yok. Siz bugün bir İtalya ile İspanya'nın zeytinyağlarına yarışır bir halde olduğumuzu birlik başkanı olarak... Biz fazlayız. Onlar da bakın bizim hem sanayi anlamında ambalaj standartımız hem pazarlama anlayışımız hem pazarlamadaki üstünlüğümüz hem de kalite, ürün kalitesi bakımından kimse bizden boş ölçüşemez. Bakın bunu yani böyle hamasi nutuk olarak söylemiyorum. İnan bana bizden boş ölçüşemez. Hem lezzet ve hem sunum anlamındaki ben Türk çiftçisinin yani Türk çiftçisini çarıklı falan zannetmesinler. Biz atla başına insanlarız. Biz hepimiz eğitimliyiz. Biz yani ürettiğimiz ürünü pazarlayacak, dehayı gösterebilecek kabiliyette insanlarız. Nitekim Tarış'ın dünyadaki örnek, Türkiye'deki örnek sektörel öncülük şeyinde kimse inkar edemez. Bunu görmek lazım ama Tarış desteksiz yürüyor. Destek istemiyoruz. Bakın Mustafa Bey şunu söyleyeyim. İnan bana destek talep etmiyorum. Köstek olmamaları yeter bana. Bana, yani bizim arkadaşlarımıza Tarış kendi kendini yönetebilir. Ama ortaklarımızdan Tarış'a destek ve sadakat bekliyorum. Çünkü bize bir destek yok. Yukarıdan su gelmiyor. Kendi suyumuzla çevirmemiz lazım. Onun için kaynaklarımızı iktisatlı ve önemli şey kullanmak zorundayız. Ve Tarış korkusu bile piyasada bazı çevreleri izaha getirebilecek, bazı çevreleri düşündürecek kabiliyettedir. Bakın size şunu söyleyeyim. Bu sene yine Tarış Zeytinyağı Birliği 50 trilyon parayla piyasaya zeytinyağı alımlara girer. Hiç dert değil. Parası var, kendi parası var. Ama şunu ifade edeyim, ben üreticim bana güvenmesi lazım. Üreticim bana güvenmezse ben mücadele sazlığımı yapamam. Çünkü devletten bir destek yok. Evet. O yüzden biz ortağımıza güveniyoruz, birbirimize güvenmek zorundayız. Başka şansımız yok ve bu Suriye konusundaki kaygılarımızı da korumaya devam ediyoruz. O bölgedeki şeyleri de bu ülkenin çıkarlarını gözeterek davranmaları gerektiğini de bu arada parantez içinde söylemeliyim. Başkanım şimdi programımızın bir ilk yarısını vereceğiz. Reklamlara geçeceğiz. Suriye yağlı ile ilgili konuşmalarımız da ve Tarış ile ilgili konuşmalarımız ikinci bölümde olacak. Önemli. Benim için zeytinyağı çok önemli. Çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Doyurucu bilgiler veriyorsunuz. Özellikle benim en büyük sevinci bu oldum. O komisyonda, bu torba esasında bu kanunun geriye gitmesi inşallah Türk çiftçilerine, zeytin üreticilerine bir nefes aldırmıştı bu akşam. Bu programda onun açıklamamız da çok güzel oldu. İyi oldu, evet. Umarım öyle olur. Reklamlar.
Sevgili seyirciler, programımızın ikinci bölümünde Suriye yağlarına devam ediyoruz. Evet başkanım, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ben tabii nasıl geldiğini, nasıl gittiğini bir şekilde öğrendim. Olayın da çok vahim bir boyutta olduğunu gördüm. Ve sizin de o yağ değerlendirilecekse tabii ki bilgi içinde, bilgi dahilinde yapılması gerektiğini, yardımcı olunabileceğini söylediniz. Ama piyasaya çok eksi var. Yani Türk üreticisine çok büyük zararı var. Şimdi bakın Mustafa Bey, ben Suriye yağlarının Türkiye'ye girmesine yardımcı olacağım olma konusunda böyle bir şeyim yok. Öyle bir talebim de yok. Böyle bir şey de temenni etmem. Ama ben şunu söylemeye çalışıyorum. Ya bu ülke ben yani yazı yazıyoruz. Diyoruz ki ya şu arkadaş şu yağlara engel olun, bakın günahtır, yazıktır, bu insanlara yazıktır. Bu Türkiye'deki millet ziyan değer kazanacak, 3 kuruş para kazanacak diye bekliyor fiyat artacak diye. Sen Suriye'den kaçak girmesine göz yumuyorsun. Ya bunu yapmayın, etmeyin yani falan. Yani bu mümkün yani bu yok böyle bir şey deniyor. Yani ama 80 bin ton yağ nasıl girer bu ülkeye, bir yok bir şey bu yani görmeden duymadan nasıl girer gece karanlığında falan. Yani bunu bir eğer bak bunu tekrar söylüyorum. Ben bu ülkenin insanıyım. Bu memleketi yaşıyorum. Eğer bu, benim hükümetim, benim devletim Suriye politikasından dolayı bir zeytinyağı probleminden, onların zeytinyağı pazar. Çünkü Suriye'de bir harp var. Bu ekonomik değeri üreticiler belki de toplayamıyor. Yani o yağları üreticinin yağı olsa, yani o zeytin bahçelerinin Suriye'deki, çünkü zeytinyağı Suriye son zamanda çok ciddi bir ivme kazandı zeytincilikte. Çok geliştirdi kendini. Türkiye'nin dünyanın en önemli ülkelerinden birisi haline geldi. Hatta Türkiye yetişti, Türkiye geçti bile bazı alanlarda. Ya, çok ciddi yatırım. O kadar ciddi yatırım. Evet, çok ciddi yatırım yaptı Suriye. İşte en büyük üretici İspanya'dır. Sonra İtalya, sonra Yunanistan etti 3. sıra. 4. sıra Tunus. 5 ve 6'yı biz Suriye'den paylaşır hale geldik. Suriye 5'i de buluyordu, biz 6'ya düşüyorduk. Bakın Suriye'de önemli alanlar, zeytin alanlarına tahsis edildi. Hala daha böyle savaş filmlerinde zeytin alanında patlayan bombaları falan görüyoruz yani. Şimdi bakın buradaki hasadı yapan zeytin mal sahipleri de değil. Mal sahibi zeytin tarlasında, bahçesinde oturup da hasat yapacak cesaret yahut şey imkan nerede bulacak? Her an bomba patlıyor. Burada hasat yapması mümkün mü? O hasadı yapan belki de hiç alakası olmayan insanlar yapıyor Suriye'de, diğer yani şey gruplar, muhalif gruplar, şu asker falan vesaire. Şimdi tabii o bizim şeyimiz değil. Ancak yani politika konusunda bizim karar vereceğimiz bir şey değil. Ancak 80 bin ton, 70 bin ton bu ülkeye girer de hiç kimsenin haber olması, haberim yok dediği zaman şey ben ilginç bir şey olur. O zaman çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama şunu söylemek istiyorum. Delikanlı gibi bize söyleyin bunu. Biz bu ülkenin politikası için buna mecburuz deyin. Biz de kabul edelim abi. Yani ben vatanım için canım feda olabilir. Yani yardım, yani demin söyledim yani yardımcı evet. Olalım dediğim mesela. Benim az evvel ben yardımcı yani. Ne kaçak ya yardımcı mı olunur? Ama eğer bu memleketin menfaati kaçakçılıktaysa onun kaçak yapması bizim o ülkenin politikamıza destek verecekse biz de bu vatanın evladıyız, destek verelim abi. Ama söyleyin yani. Söyleyin de ben çiftçimden fedakarlık isteyeyim. Zaten bu vatan için ölmüşüz. Bu vatan için şehit olmuşuz. Galicia'da, Trablusgarp'ta, Yemen'de şehit olmuşuz. Atalarımız Çanakkale'de kalmış. Ha Suriye'de de kalsın canım. Yani biz vatanımıza hizmet etmekte imtina etmeyiz. Ama söyleyin. Yani canımızı alın. Şimdi ben şunu söylüyorum. Bunca emek ve bunca şey ve zeytincimiz hala da ya bakın tarlalarım hafta sonu geldiğimde arabamı binerim. Zeytin alanında dolaşırım. Ot bu boy. Kimse bahçesine bakamıyor Mustafa'cığım evet. Ya. Yani bu insanların bu işi bilmediğinden değil, zeytin ağacına bakım konusundaki masrafının karşılığını alamayacak gibi bir kaygı duyuyor. Bu da Türk zeytincileri arasında ciddi bir tehdit ve tehlikedir diye düşünüyorum. Evet. Başkanım, başka bir tehlikeye de ben size biliyor musunuz? Yaşadınız mı, gördünüz mü, duydunuz mu bilmiyorum ama
benim hasbelkader o bölgeye de gidip gezmenden dolayı biliyorum. Burnumuzun dibinde, Midilli. Şimdi ben Midilli adasına gezdim, dolaştım. Orada ilk defa bir pirina fabrikası kurulmuştu. O fabrikayı da eski Midilli valisi, ismini unuttum şimdi, milletvekili oldu. O fabrikada sorumluydu. Komos diye bir arkadaş kurmuştu, pirina fabrikasını gezdim. Dikili limanına Midilli'den pirinalar geliyor. Şu anda? Yani bu geçtiğimiz sene? Geçtiğimiz senelerde geliyor. Ama ben, Yunanistan bizden pirina da alır yani zaman zaman. Alıyor. Hatta Burane Kooperatifi, Fikret Bey, bizim kooperatif başkanı Fikret Akova, bu arada onu da anlatmış olalım. Geçtiğimiz sene pirina çekirdeği, yani yakacak çekirdeği ihraç ettiğini ben biliyorum. Şimdi ben o konuyu biraz araştırınca tabii isimler de çıktı altına. Hani bu rafineri yağ olayı var ya, işte ben Suriye'den gelen de rafineri yağ diyorum. Burada pirinaya isim de vermek istemiyorum. Belli firmalarda işlendikten sonra kuru pirina yeniden geri gidiyor Midilli'ye. Ama onun rafineri edilmiş yağı İzmir'de veya sağda solda hiçbir yasada kullanılıyor. Bir de böyle rafineri yüzünden gelen pirinalarla giren böyle bir yağlar var. Zaten kimsenin de bir de vatandaşın biri beni arar. Der ki ya ben Mustafa Bey, ben şu cümlede takıkım. Pirina yemeklik yağ. Bunu bir türlü ben anlamadım, anlayamıyorumdu der. Ama ben bir zeytin bölgesinin çocuğu olduğum için biliyorum. Bu olayla da ilgili hiç bir duyum aldınız mı? Bilginiz var mı bir tarış birlik başkanı olarak? Dışarıdan gelen pirinanın işlenip yeniden gönderildiği Midilli işte burnumuzun. Onu duymadım Mustafa Bey. Sen mi olarak duymadın ama bu ülkeye pirina yağı ithal edildiğini ve girdiğini bilirim eski yıllarda. Şu anda bu Midilli'ye bir zeytin, yani zeytin çekirdeği, bu kaliferde son günlerde, yıllarda kullanılan zeytinin, pirinanın içindeki o pososu alındıktan sonra sadece çekirdeğini ayıran makineler var. Mesela Adem Kooperatifinde de var, Buranya'da da var, Havran'da da var. İşte bu bölgelerde tarış kooperatiflerinde var bu. Hatta özel sektörde palet yapıyorlar zannedersen. Palet yapmıyorlar. Böyle bulgur gibi bulgur. Şey. Sadece çekirdek yalnız. Hiç içinde pirinanın pulbu dediğimiz o hani böyle etli kısmı yok. Yok. Bildiğim pirina yok. Böyle elini aldığı zaman kokmuyor. Yani ağaç duman çıkarmaz, iz çıkarmaz. Böyle pirina çekirdeği ben evde de onu da kullanırım yakacak olarak. Bu yasak da değildir. Pirina yakmak yasaktır esasında, yağlı pirina. Bunda yasak da değildir. Ve bu pirinayı Burane Kooperatifi'nin üretiminin Fikret Akova tarafından başarılı bir ihracattır. Bunu da kendilerini tebrik ederim. Midilli'ye ihraç ettiklerini biliyorum. Yani bu önemli bir şeydir bölgemizde. Bu, ama bu kendi ürettikleri pirinanın yağı şeydir. Pirina fabrikası yok tarışın. Yani pirinadan yağ çıkaran fabrikası yok. Evet. Şeyde isim de zikretmesi. Ama bir ya şimdi yani. şunu söyleyeyim ama bazı pirina fabrikaları var. Bunlar doğru da yapar. Şunu bir söylemek isterim. Bakın. Pirina yağı, buna pomaz derler. Pirina yağı. Esasında Amerika'da falan standardı var bu yağın. Yalnız pirina yağı ısıl işlemden geçerek üretilir. Mesela işte bizim buradaki pirina fabrikalarının, özel sektörün pirina fabrikalarının hemen hemen tamamı ısıl işlem görerek, yani kazanlarda pirina, yani çıkan bir yaş pirina, işte bizim presle çıkan pirina kurutulur. Bu kurutulduktan sonra, ısıl işlemle geçirdikten sonra heksanla yıkanır. Bir petrol türü bir heksan. Heksanla yıkanır. Heksan tabii kapalı sistemler içinde bu yıkanır. Böyle hani yıkanıp da böyle çamaşır gibi açıkta değil. Heksanla yıkanır bir kapalı sistemin içinde. Pirinanın içindeki ısıtılmış, pirinanın içindeki ve ısıtılmış, gevşemiş olan yağ, çözülmüş olan yağ, pirinanın içindeki yağ. Çünkü %6, %5 oranında, %7 oranında pirinanın içinde yağ vardır. Bu yağ eriyik halde heksanın içine erir. Sonra onu, heksanı, yağlı heksanı başka bir yere alırlar. Heksanı buharlaştırırlar, uçururlar, yağ kalır geride. Yine tamam. Kapalı sistemlerde, bakın bunlar yine ben açıkta uçurur. Ben gezdim. Aynı heksanı bir daha kullanırlar. Bu pirina yağı son derece riskli ve kanserojendir. Bakın
Yani hepsi değil ama eğer ısıl işlemini, yani şöyle diyelim, halkımızın anlaması itibariyle, anlayıcı itibariyle şunu söyleyeyim. Hani çok kızarmış, böyle kömür gibi kızarmış ekmek kanserojen derdi. Hani sabah kahvasını kızartırız ya. Fazla kızarırsa bizim hanım der ki ona at şunu ya, bu işte çok yandı, bu vücuda zarar verir. Ben onun böyle şeyini bıçakla kazırım, kömürünü yine yerim, çıtır hoşuma gider. Evet. Ama bu kadar yanma hadisesi pirnada olduğu zaman benzopren denilen bir kanserojen madde oluşuyor ki bu ülkeye Ahmet Kenan Tanrıkulu, kulakları çınlasın, onun zamanında Sanayi Ticaret Bakanı iken girdi bu ülke, ithalat yapıldı. Yani o zamanlar ithalat izni verilebiliyordu. Yalnız şunu söyleyeyim, Ahmet Kenan Tanrıkulu ile bu buraya giren veksan şey, dışarıdan giren pirne yağının hiçbir alakası yok. Sadece zamanlama, çünkü bayağı oldu 50 hükümet, sadece zamanını vurgulamak açısından Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun zamanı dedim. Yoksa o ithal ettirmedi, yanlış anlaşılmasın. Evet. O ithalat Türkiye'de çok ciddi olaylara sebebiyet verdi. Ve kötü yağ, bakın ithalat izni verildiği zaman bu ülkeye kötü yağ da girdi. Maalesef hudut bölgelerimizde bu tür olaylar oluyor. Bunu çok iyi gözlemek lazım ama ben duymadım. Fakat sürpriz değil, olabilmiştir, olmuştur. Yani buna da dikkat edilmesi gerekir. Özellikle insan sağlığı bakımından ya ne gerek var pirne yağı yeme? Bugün memlekette hani pirne şuna benzer, bir hani bir robottan meyve suyu çıkarırsınız. Ne bileyim, kayısını suyunu alırsınız, suyunu içersiniz. Ama orada kalan posasında bir miktar daha su vardır. İşte ona da pirna denir. Onun da pirna. Onun ne kadar lezzetli olur, ne kadar güzel yağ olur. Bunu hani sanayide kullanılıyor. Biz pirna sabunu yaparız mesela. Yani. Pirna yağından. Tarışın pirna sabunu vardır. Şimdi bunu Amerika bunu pomaz olarak ismi de pomaz. Ancak tabii çok iyi analiz etmek lazım. Isıl işten fazla gördüyse bu pirna yağı insan sağlığı için çok tehdit edici bir unsur olabilir. Evet. Pirna yağı kullanırken işte özellikle pirna yemeklik falan diyorlar. Yani bence değildir yani. Ama tüketilen yerler var. Yani ülkemizde bile var. Ama Amerika'da çok var. Amerika'da bu karıştırılabiliyor diğer yağlarla. Yani üzerine ismi yazmak kaydıyla işte şu kadar pirna yağı, bu kadar yemeklik yağı, bu kadar bilmem ne falan mix şekilde oluşturulabiliyor. Ama üzerine orantıları ve formülünü doğru yazmak kaydıyla. En ufak bir ile yaparsanız adamı yakarlar. Evet. Bizde hiçbir şey olmaz. Evet başkanım. Şimdi koca bir ömür. 28 yıl. 32 kooperatiften oluşan bir tarış birlik başkanlığı. Zeytin için yıllarca mücadelenin yanı sıra da İzmir'i çok da değildim ve sizin tarışı nereden aldınız, nereye getirdiniz çok iyi bilen bir gazeteci olarak o Bayraklı'da şeyde Atatürk organize dediği için Sasalın orada. Sasalın oradaki tesislerinizi gördüm, gezdim. Daha önceki yeriniz Kahramanlar'daydı zannedersem. Daha Alsancak'taydı. Alsancak'taydı. Gene oradaki yerinizi biliyorum. Ve en son gezdiğimde gene Tarış'ın kendi öz kaynaklarıyla, kazançlarıyla büyük gene bir şeyler hala yatırımlarımız var. Hala büyük, devam ediyor. 10 bin tonluk bir yağ tankı tankları yaptırıyoruz. Yapıyoruz. Başkanım bu enerjiyi nereden buluyorsunuz? Yorulmadınız mı? Abi ekibim çok iyi. Yani, nasıl bir ekiple çalışıyorsunuz? Uzman ekiple. Bana sorarlar. Geçen de bir arkadaşım dedi ki bana demişimdi. Sonradan düşündüm, hakikaten dedim herhalde. Ben her şeyi bilmem demişim. Bilemem. Ben her şeyi bilen insanları seçmesini bilirim demişim. Doğrudur demişimdir yani. Her şeyi bilen yanılır Mustafa. Yani her şeyi bilemezsiniz. Ben iyi bir çiftçiyim, iyi bir zeytinciyim, iyi bir traktöre binsem harikalar yaratırım. Yani çünkü çocukluğum traktörün üzerine geçti. Evet. Şimdi eskisi gibi dinamik değilim şüphesiz ama yani yaşım 35'i geçti. Yani geceleri saymazsın. Ama şunu ifade edeyim. Ben doğduğum çıktığım yeri inkar etmem. Benim oturduğum büronun, makam odamın arkasındaki şeyin masanın şeyin üzerinde yani ne diyorsunuz ona şöyle var ya hani makam odasının arkasındaki şeyler falan plaketlere falan korlar. Benim orada Güren'in resim vardır. Gördün. Gördüm. Bir tek resim var. Güre köyünün resmi. Abi insan doğduğu yeri çıktığı yeri unutmayacak.
yumurtadan çıkıp da kabuğunu beğenmemek bizim işimiz değil. Biz köylüyüz, biz göreköylüyüz, biz yörüküz abi. Bunu herhalde söylerim ben. Biz neslimizden, çıkış noktamızdan utanmayız, gurur duyarız. Ben Güreliyim. Ben Güren'in meydanına gider, ayağımı kere otururum, arkadaşlarımı, çocukluk arkadaşlarımı, eşimle, dostumla konuşurum. En güzel yerim, en mutlu anım orasıdır. Şimdi tabii siz de benim köylümsünüz, memleketlimsiniz ama sonuç itibariyle aslını inkar edenin geleceği yoktur. Biz evet. Varlığımızı bilen insanlarız ve çıktığımız yer bilen insanlarız. Doğru şey yapmaya çalıştığımız tabii. Yani hata yapmadım mı? Elbette yani hatası kul olur mu? Ama şunu söyleyeyim. Ben hiçbir zaman kastım olmamıştır. Yani ya tüh ya bunu yapmasaydım keşke deyip böyle pişman oldum. İşleriniz olmuştur. İşlerim şüphesiz oldu. Yani her şeyi mükemmel yaparım diyorsan yalan söylermişsin. Ben de yalan söylerim veya sen de diyorsun sen de yalan söylersin. O zaman ben şunu söylüyorum. Hata yapılır. Yanlış da yapılır. Ama kasıt unsuru ortaya çıktığı zaman o zaman işte onunla benim yerim yoktur. Yani bana Allah baba her şeyin hesabını sorar. Namaz kılmadın der. Hani onu da yapmaya çalışıyoruz da ben bir yaşıma kadar orucumu da hiç bırakmazdım. Şimdi günde 8 tane ilaç içiyorum. Nasıl? Şeker var vesaire var. Şimdi Allah işte idare ediyoruz. Şunu söyleyeyim. Yani bana Allah hesabını sorar. Ne bileyim cuma namazına gitmemişimdir, kaçırmışımdır. Onu sorar. Ama bana Allah kul hakkı soramaz çünkü yapmadım. Yemedim yani kul hakkı. Evet. Yani doğru bildiğimi yapmaya çalıştım ve arkadaşlarımla paylaştım Mustafa. Ben demedim, ben diyen yanılır. Biz dedim, ekibimizle beraber çalıştım. Bir karar alacağım zaman, bir hareket yapacağım zaman 32 kooperatif yöneticisini toplarım. Bütün buradan bizi dinleyen kooperatiflerimiz varsa hatırlarlar. 32 kooperatifimizin yöneticilerini toplarız biz İzmir'de. Muhabbet ederiz, yemek yeriz, günlük olayları düşünürüz, ne yapacağımıza karar veririz. Aldıkları kararı harfiyen uygularım. Harfiyen uygularım. Hani aldıkları karardan dönüp de yok ya ben senin dediğini yapmayacağım dememişim bugüne. Dedim dedik değil diyorsun. Asla yani. Abi olmaz. Bakın bu bir ekip ruhudur. Hep beraber yaparsan başarıya gidersin. Yoksa sonun kısa gelir, çabuk gelir. Benim sonumun gelmesi gitmesi meselesi. Ben iki defa ayrılma teşebbüs ettim. Bir seferinde mektup yazdım Alasmanlık dedim. Evime insan doldu bırakamazsın diye. Hala da öyle sağ olsunlar ama her şeyin bir sonu var. Biz burada ama biz gelecek nesillerin de bu konuma hizmet etme isteğini tabii ki kabul ediyoruz ama insan yetiştirmek de zordur. Ben insanları tefrik ayıramam Mustafa. Yani şöyle diyeyim. Ya kusura bakma sana Mustafa diyorum ama sen benim canımsın kardeşim. Şimdi ben insanları nasıl ayırayım ya? Yani benim için her insan değerli. Her ortam değerli. Yani benden sonra Mustafa gelecek derirsem Hasan'a ayıp etmiş olurum ya. Ya Ali'ye, Veli'ye ayıp etmiş olurum. O bakımdan benden sonra bu işi bayrağa taşıyacak birçok insan var burada. Bunlar bilirler. Ben Türk çiftçisine, Türk köylüsüne inanırım Mustafa'cığım. Neden inanırım biliyor musun abi? Türk çiftçisi akıllıdır. Türk çiftçisi Ali Cenap'tır. Hakikaten öyle. Türk çiftçisine gerçekten güvenirim. Çünkü ben de onlardan biriyim. Evet. Biz birbirimizi severiz, güveniriz ve bizim içimizde yani Atatürk boşuna söylememiş köylü milletin efendisidir diye. Biz efendilikten vazgeçtik de insan gibi yaşayalım yeter. Biraz daha elimizden tutsunlar. Yani şimdi hep beraber bunu isterim, bunu temenni ederim. Ama yani çok ben emeklerinizi yakından takip ediyorum ve tabii sizden sonra tarihin başına gelecek insanların bu hizmetleri, bu emekleri heba etmemesi lazım. Bayrağı alanın daha ileri getirmesi lazım. Benim anladığım kadarıyla sizde sadece bu kaygı var. Evet. Ama muhakkak tabii günü geldiğinde bana gene söylemiştiniz muhabbette. Biz de artık yorulduk 28 yıl. Şimdi siyaset dediniz mesela. Bu da bir siyaset esasında. Ben çok siyasi teklif aldım milletvekili, belediye başkanlığı. 2015'te var mı aklınızda? Yok. Şimdi, ama bana soruyorlar. Bana özellikle bu soruyu sorun dediler. Cahit Çetin Başkan'ın sorunu 2015'te Balıkesir'den milletvekili adayı olacak mı? Parti ismini zikretmiyorum. Bakın şunu söyleyeyim. Veya teklif var ben, mı? Ben Cumhuriyet Halk Partili, Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan beri Cumhuriyet Halk Partili bir ailenin ferdiyim. Çok ana vatandan, doğru yoldan Tansu Hanım elimi tuttu. Cahit Bey milletvekilim ol
Hatta beraber Sayın Özal'la, Allah rahmet eylesin, Sayın Özal'la, rahmetli Özal'la beraber fotoğrafım vardır. Tansu Hanım'dan, Allah ömür versin, Süleyman Bey'den, Allah ömür versin, fotoğraflarım vardır. Hem de böyle makamlarında. Özellikle Anavatan Partisi'nden ve şeyden teklif aldım. Tansu Hanım'dan. Evet, çok sevdiğim dostlarım vardır mesela. Ali Rıza Gönül, eski Sanat İş Bakanı. Tabii bütün herkesi çok severim. Mesela bu hükümet, yani bu siyasetten, şimdiki AK Parti siyasetinde olanlardan da Ali Coşkun'la çok değerli dostluğum oldu. Allah ona uzun ömür versin. Ali Coşkun son derece medeni, çok değerli bir insandır. Şurada yazın gelir şeye. Şimdi belki de oradadır yani. Artur var ya. Evet. Artur da kalır. Çok hoş sohbet, esprili bir insandır. Biz her sene ondan buluşuruz. Bak, ben CHP'liyim, o AKP'li. Ha, Bülent Arınç şurada Devremülk'te kalıyordu. Şimdi Devremülk yıkıldı ya. Tekrar yapılacak herhalde. Bülent Bey'le gayet iyi ilişkilerim vardır. Bana şey, Cemal Öztay'la bu Ankara'daki toplantıda Bülent Bey'in selamı var. Cahit Bey'i bir ara bana getir demiş Bülent Bey. Severim demiş Cahit Bey'i. Sevilmek güzel bir şey. Neden biliyor musunuz? Bu bak, Kamil'in de bu konuda Bülent Arınç'tan diyalogları çok iyidir. Yani insanlar ya bu dünya kimseye kalmaz be Mustafa'cığım. Yani bunları şey yapmak ve değerlendirmek ve konuşmakta hiçbir fayda şey yok. Ha, siyasetten neden siyasete girmedim? Beceremedim ya. Yani şöyle söyleyeyim. Ben şimdi A partisine girip de B partisine arkadaşlarıma karşı sizden bir balta olmaz, sizden bir şey çıkmaz falan diye konuşamam ya. Benim tarzımda bu yok. Yani belki bundan siyasete girmedim. Şimdi 2015'te girer misin diye soruyorsun. Valla Allah ömür verir de partimden de teklif alırsam düşünürüm abi. Ya. Ya düşünürüm, ne düşünmüyorum. Yani kim istemez ki milletvekili olmak. Bu çok önemli bence. Ama yani şey değil, yani hırsım yok. Böyle bir iştahım, böyle bir hevesim, böyle bir koşturma şeyim de yok. Ama ben milletvekili olmak için gidip de aman abi benim milletvekili yaptığı kimsenin eteğini de asılmam. Ben Tarzı Yetinyağı Birliği Başkanıyım. Türkiye'de önemli bir seviyedir. Ben geçen CHP'nin grup toplantısına gittim. Muharrem İnce beni gördü. Haluk da söylemiş. Anons etti Tarzı Yetinyağı Birliği Başkanı Cahit aramızda diye. Çok büyük bir ilgi ve alkışla karşılaştım. Gurur duydum. Herkes Deniz Bey gözü döndü. Başkan hoş geldin dedi Deniz Baykal. Soruyorlar işte, ben nasılsınız efendim falan dedim. Soruyorlar yanında, tanıyor musunuz Cahit Bey? Ya Cahit Bey kim tanımaz diyor Deniz Bey. Evet. Şimdi, ne mutlu. Şimdi, ne mutlu. Güzel şeyler bunlar. Şunu söylemek istiyorum. Ben bir Güreli olarak, Kazdağ'ın dibinde doğmuş büyümüş bir insan olarak, ben bir Türkiye'nin önemli kurucusu olan bir partinin grubunda saygıyla, sevgiyle karşılanıyorsam, ne bileyim iktidar partisinin ileri gelen yöneticileri Cahit Bey'i severim sayarım diyorsa bundan gurur duymak mümkün değil. Tansu Hanım elimi tuttuysa ben buradan çok değerli arkadaşlarımı burada saygıyla anlarım. Yani bana yakınlık olan başka parti olan, mesela Ali Rıza Gönül bana der ki hala karşı. Yani tabi esmesiyle olmaz. Ya bir gün dedi ki bana, ya Cahit'cim dedi ya. Yani ben dedi bir gün dedi bu CHP'li birini bu kadar seveceğim hiç aklıma gelmez dedi. şimdi ya abi ben işte Güre'de belediye meclis üyeliği de yaptım. Yani Kamil Saka bana günün birinde dedi ki 90 CHP'nin barajın altından düştüğü yıl hangisi yıldı? O yılda Kamil dedi ki abi adayını koy. Ben Kamil meclis üyelerinin adayını koy. Ben Kamil'den biz kardeş çocuklarıyız. Demin de söyledim galiba. Onun dayımın oğludur. Annemin kardeşinin oğludur. Şimdi benden de 12 yaş küçüktür. Ya Kamil, ben senin altında görev yapmam falan da demedim. Biz mütevazı insanlarız. Neden dedim Kamil? Cahit abi dedi biraz ya gel sen falan. İlk zamanları daha pek tanımıyordu Kamil. Yani biraz zor bir seçim falan dedi. Yani benim köyde ya köyler öyledir. Herkes birbirinin akrabasıdır zaten. Köydeki benim bana olan şeyden dolayı, sevgiden dolayı Kamil aday olmamı istedi. Peki Kamil dedim.
32 lirayla kazandık ya, böyle neredeyse kaybediyormuşuz. Yani şunu demek istiyorum. Ben o zaman CHP'ye geçtim. Yani kayıt olarak. Evet. Yani şimdi benim siyasi tarzım hiç olmadı. Yani sadece Kamil'in seçimlerine bir iki defa katıldım, yani işte mitinglerine gittim. Böyle işte hayatımda siyasetle pek yer olmadı. Fakat hep siyasetle iç içe oldum. En iyi siyasilerle beraber oldum. Sayın Demirel Nur, Allah uzun ömür versin. Şimdi İslamköy'de mezarını yaptırıyormuş. Allah gecinden versin. Daha orayı inşallah daha uzun süre orada dursun o anıtkabir. Ama şunu söyleyeyim. Yani hala karşılaşırız bazen. Zaman zaman karşılaştığımız olmuştur. İsmen hatırlayacak kadar çok zeki insan Süleyman Bey. Yani işte Turgut Özal'la birkaç defa rahmetle beraber olma şansım oldu. Tansu Hanım'la öyle. Deniz Baykal zaten. Şimdi Kılıçdaroğlu'lar. Yani biz zaten siyasetin içindeyiz yani hep, yani bunu soyutlayamazsınız kendinizi. Yani bu böyledir yani. Bu bakımdan bu işler de siyasi takiplerle olur. Biz de öyle yaptık gidiyoruz ama ileride aday olur muyum? Partim teklif ederse düşünürüm. Düşünürsün. Zaten siyasilerle sizin... Ederse ama. Benim milletvekili yapın diye kimsenin peşine koşmam. Anladım. Ama sizin bu böyle torba yasasındaki de bir zeytin kanunu gibi geldikçe sizin partilerle siyasetçilerle diyalogunuz hiçbir zaman bitmeyecek. Böyle devam edeceğiz zaten. Sorun da değil yani. Yani. Başkanım, çok keyifli bir program oldu benim için. Sizi değişik bir yönünüzü tanımış oldum. Benim de öyle. Tabii. Böyle bu kutsal bir gecede, güzel bir gecede, mübarek bir gecede bizle beraber oldunuz. Teşekkür ederiz. Zeytinle ilgili üreticiye çok güzel mesajlar verdiniz. Sevindirdiniz. Son bir mesajınız varsa zeytin ve zeytin üreticilerine. Şöyle söyleyeyim Mustafa Bey. Ben çiftçilerime, ortaklarıma, ortak olmayan çiftçilerimize şunu söyleyeyim. Çiftçilik Türkiye'de tehdit altındadır. Bakın tehdit altındadır. Batı'nın emperyal düşüncesi Türkiye gibi ülkeleri de baskı altına almıştır. Ve kooperatifçiliğin var olması ve küçük üreticilerin birleşerek bir güç oluşturması istenmemektir. Bakın İspanya'da, Avrupa'da tarımsal kooperatifler 32 bin tanedir. Ve 32 bin tarımsal kooperatifin toplam cirası 360 milyar, bakın milyar eurodur. Dolar da değil, euro. Yani TL'nin 3 katı, 3,5 katı. Şimdi İskandinav ülkelerinde, kuzey ülkelerinde kooperatifçilik %95 seviyelerindedir. Mesela balıkçılık, inekçilik, sütçülük ve çiçekçilik gibi. Evet. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu kadar yoğun kooperatifçilik ortamında Türkiye'de kooperatifçiliğin desteklenmemesi düşündürücüdür. Çünkü bunu bizim yöneticilerimiz değil, bizi terkin eden Avrupa Birliği'nin kendi kooperatiflerinin ürettiği mallara pazar yaratmak isteyen Avrupa zihniyetinin Türkiye'de kooperatifçiliğin gelişmesini istenmemesine kaynaklanmaktadır. O bakımdan küçük çiftçilerin parçalanarak birilerinin yönetimde girmesi Batı'nın en hayal ettiği, istediği bir tarzdır. O bakımdan küçük üreticilerin güçlerini birleştirerek Türkiye'deki üretime yön verebilmesi de muhtemeldir. Çünkü Türk çiftçisi başarılıdır. Ancak hükümetlerin yön göstermesi ve rehberlik yapması gerekir. O bakımdan biz Türk çiftçisinin bundan 100 yıl evvel kooperatifçiliği düşünüp gelen Nazmi Topçuoğlu, Ahmet Çörüş'ün 100 yıl evvel kooperatifçiliği düşünmüş olan bu insanların torunlarıyız biz. Biz bu birlikleri sağlayabilecek güçteyiz ve ben şunu söylüyorum, birbirimize destek verelim, birbirimize sarılalım ve bizi yok etmek isteyen emperyal güçlerin, büyük sermayenin, uluslararası büyük sermayenin etrafına bakın, etrafınıza bakın. İnanılmaz seralar göreceksiniz İzmir yolunda. Hangi firma bunu yapabilir tek başına? Söyler misiniz bunu? Evet. Yani ben kimseyi kınamıyorum, helal olsun yapsın ama biz de yapacağız, çiftçi de yapacak. Birbirimizin eteğinden asılmayacağız. Evet, birbirimizin zeytin dalını ineğimize, sıpamıza, koyunumuza yedirmeyeceğiz. Birbirimize sahip çıkacağız. Bunu becerebilirsek üstün oluruz. Beceremezsek başkasının yanında ırgat oluruz. Mustafa'cığım. Şunu söylüyorum. Bu sene zeytinyağını umarım geçen seneki seviyede
tutmaya çalışacağım ve çiftçiye iyi bir mesaj vereceğimi umuyorum. Hepsine buradan sağlık ve sıhhat diliyorum. Allah bugünümüzü aratmasın. Kadir Gece'de de mübarek olsun. Oldu başkanım. Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Sevgili YGTÜK izleyicileri, bir siyaset gündemi programımız daha sonuna geldik. Haftaya başka konu ve konuklarımızla beraber olmak üzere. Kadir Gece'niz mübarek olsun efendim. Allah'a ısmarladık.